Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikaye ile daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. tam iki sene önce babaanne ve büyük babam öldüler. Onların evi benim ailem için çok anlamlıydı. Tabii bizim için de öyle. Benim halam ya da amcam yok. Babam tek çocuk. Bu yüzden babaannemlerin tek torunu da ben ve kardeşimdik. Hayatta oldukları zamanlarda hep şunu söylerlerdi. Biz öldükten sonra bu evimiz torunlarımıza kalacak. Onlar burada yaşayacak derlerdi. O günlerin hep çok gelecekte olduğunu, çok uzakta olduğunu sanırdık. Ama o zaman gelip çatmıştı işte. Ev bize kalmıştı. Onların vasiyeti üzerine biz de sık sık orada kalmaya başladık. Bulduğumuz her fırsatta köye gider olmuştuk. Evi yeniden derleyip düzenledik. Babaannemle büyük babamın eski odalarına da biz yerleştik kardeşimle. Yalnız geceleri o evde sürekli rüyalar görmeye başladım. Çok kötü rüyalardı bunlar. Rüyalarımda da hep babaannem ve büyük babam oluyordu. O evde onlarla birlikte yaşadığımızı görüyordum. Hiç ölmemişler gibi. Bir gün kardeşimle birlikte evdeyken garip bir şey oldu. Evin bir alt katı vardı. Orayı da bir bodrum gibi kullanırlardı. Ivır zıvır bir sürü eşya alırdı orada. Oradan bir ses geldiğini duyduk. Kardeşim ayağa kalktı. Abi hadi koş aşağı fare inmiş. Gidip onu yakalayalım dedi. Dur dedim ne faresi ne yakalaması. Şimdi ben anneme söylerim. Oraya fare tuzağı koyar. Biz yakalayamayız yoksa o çok hızlıdır dedim. Abi lütfen gel bir bakalım dedi. Kardeşimin ısrarlarına dayanamadım ve birlikte bodrum kata indik. Bodrum kat çok büyük bir yer değildi. Halat, çuval, eski bir soba ve tavukların yemleri dururdu orada. Tavuk da kalmadığı için yemlerde boşu boşuna bekliyordu orada. Babam satacaktı ama bir türlü satamamıştı. İşte ses tam da bu yemlerin içinden geliyordu. İçine bir şey girmiş ve orayı karıştırıyordu sanki. Başta duyduğumuz ses bu değildi zaten. Biz çok daha büyük bir gürültü duyup inmiştik. İndiğimizde ise bu çuvalın içindeki şeylerin hareket ettiğini fark ettik. Artık fare olduğuna emindik. Kardeşim hiç düşünmeden elini yem çuvalının içine soktu küçücük kolunu sonuna kadar sokmuştu içeri. Yakaladım abi demeye kalmadı, kardeşimi içerden birisi çekti. Çocuk resmen çuvalın içine girecekti. Öyle korkarak çıktım ki oradan. Bağırış çağırış derken komşuların hepsi başıma yığıldı. Kardeşim içeride onu kurtarın diyebildim. Babam ve annem birlikte bodruma indiler. Kardeşimi kucaklayıp yukarı çıkardılar. Kardeşim anneme sıkıca sarılmıştı. Onun kucağındaydı ağlamalarını engel olamıyordu. Suratı kıpkırmızı olmuştu. Biz olayı anlatınca ailem hiç yorum yapmadı. Bir daha girmeyin oraya. Hayvan falan vardır dediler. Zaten para verseler inmezdim artık. Neyse zaman geçti. O bodrum kat aklımın bir köşesinde hep kalmıştı. Hatta bu yüzden rüyalarımın hepsi orada geçmeye başladı. O çuval, o içinden çeken şey. Hep bunları gördüm rüyamda. Bu kez rüyamda ben elimi sokuyordum o çuvala. Bir şey elimi sıkıca tutup içine doğru çekiyordu beni. Sonra etraftan kahkaha sesleri duyuyordum. Benzer rüyaları kardeşim de görüyordu. Sabah uyanınca bana anlatırdı. Sonra biz okul için geri döndük. Bir ay sonra hafta sonu tatili için yine köye gidecektik. Bu kez orada sıkılmayalım diye yanımıza top, hamak gibi şeyler almıştık. Köyde zaman geçmiyordu çünkü. Televizyon falan da yoktu evde. Bahçemizdeki ağaçlara hamağı kurduk. Biraz top oynuyor, yorulunca ya da sıkılınca da hamakta sallanıyorduk. Hamakları da bilirsiniz, düşme ihtimaliniz her zaman vardır. Dengede kalmak biraz zordur. Hele de iki kişi bindiyseniz. Biz kardeşimle birlikte içine yattığımız için ufak tefek hareket ettiğimizde bile sarsılırdık hemen. Düşecek gibi olurduk. Bu yüzden çok hafif hafif sallanıyorduk kardeşim elini ağaca doğru uzatıyor ve ağacı itiyordu. Bu sayede biz de yavaşça sallanıyorduk. Gözlerim kapalıydı. Bir anda hamağın daha hızlı sallandığını hissettim. Kardeşimi uyardım. Daha hızlı sallama yeter bu kadar dedim. Ben sallamıyorum ki dedi. Kim sallıyor o zaman demeye kalmadı bir hızlandık. Kendimizi anında yerde bulduk. Tepe taklak olmuştuk. Yerdeki taşa suratımı çarpmıştım. Alnım kanıyordu. Böylece hamak işinden de soğuduk. Söktük onu oradan. Görmek istemiyordum. Tek eğlencemiz top kalmıştı. Fakat onunla ilgili de çok korkunç şeyler yaşandı. Bir akşam vaktiydi. Ben içerideydim. Annem sofrayı hazırlıyordu. Kardeşim dışarıda top oynuyordu. Ben de bir bardak su içip dışarı çıkacaktım. Dışarı çıktığımda kardeşimi göremedim bahçede. İnip seslendim. Nerede olduğuna baktım. Ne top vardı ortada ne de kardeşim. Dışarı çıkınca onu yukarı doğru giderken gördüm. Bizim evin önü yokuştur. Biz de yokuşun en aşağısındaki evde oturuyorduk. Bağırdım kardeşime nereye gidiyorsun diye. Topum gidiyor onu alacağım dedi. Ben orada gördüklerimi hiç unutmadım. Top kendi kendine yokuş yukarı çıkıyordu. Biraz hareket ediyor, sekerek gidiyor, sonra duruyordu. Kardeşim biraz yaklaştığındaysa geri hareketleniyor, ve yokuş yukarı gitmeye devam ediyordu. Bu fizik kurallarına aykırı zaten. İmkansız böyle bir şey. Hiçbir kuvvet uygulanmadan top yokuş yukarı sekerek nasıl gider? Kardeşim farkında değil tabi durumu. Hemen çağırdım gel eve dedim. Kardeşim topu istiyorum diye ağlasa da hiç önemsemedim. Kolundan tuttuğum gibi eve götürdüm. Eve giderken de baktım top arkamızdan yuvarlanarak gelmiş yine. Bahçenin kenarına ittim. Dokunamadım bile. Eve girdiğimde suratım kireç gibiydi. Annem fark etti. Ne oldu sana neyin var dedi. Bir şey yok çok acıktım da yoruldum dedim. Neden o anda anlatmadım bilmiyorum. Belki de inanmazlar diye. Ama keşke anlatsaydım. Belki kısa sürede çaresi bulunurdu. Çünkü anlatmadıkça olaylar da artmaya başladı. Kardeşimle ben aynı odada kalıyorduk. Başta söylemiştim babaannem ve büyük babamın odasında kalıyoruz diye. Benim uykum çok hafiftir, en ufak sesle uyanırım. Odanın kapısının açıldığını hissettim. Kapı gıcırdıyordu zaten. İçeri giren kişiden derin derin hırıldama sesleri geliyordu. Bu giren ne annemdi ne de babamdı. Ciğerleri bitmiş birinin zorla nefes almaya çalışması gibiydi ve odaya pis bir koku yayılmıştı. Nefesimi tutarak beklemeye başladım. Elimle de ağzımı kapatmıştım. İçeri giren şey odanın içinde bir aşağı bir yukarı gidiyordu. O odanın içinde yürüdükçe sallandığımızı hissediyordum. Bize bir şey yapacak diye aklım çıkmıştı. Bağırmam ya da kaçmam mümkün değildi. Sadece dikkatini çekmeden durmaya çalıştım. Bir süre sonra da odadan çıktı. Ben de gittiğine emin olduktan sonra annemle babamın odasına gittim. İnanın üzerim sırılsıklam olmuş. Tüm kıyafetlerimi değiştirip öyle yattım. Annem de başımda dualar etti. Onların evde olması beni rahatlatıyordu. Eğer o evde yalnızken bunları yaşasaydım kesinlikle delirirdim. Bu bende alışkanlık olmaya başladı. Her gece yatmadan önce dua etmeye başladım. Dua edince gerçekten çok faydasını gördüm. Böyle paranormal bir şey yaşamamıştım. Ama diğer zamanlarda yaşamaya devam ediyorduk. Yine köye gittiğimiz bir zamandı. Yarı yıl tatilindeydik o zaman. Köyde hava çok soğuktu soba yakıyorduk bu yüzden. Bir gün annemle babam odun getirmek için aşağı inmişlerdi. Ben de evde kardeşimle birlikteydim. Elimde kitabım vardı, onu okuyordum. Sonra kardeşim sobanın kapağını açtı. Ben de kitabı kenara koydum, ne yapacak diye baktım. Birdenbire kolunu yanan sobanın içine soktu. Ben onun bu halini görünce çığlık atmaya başladım. Ama kardeşim gülüyordu. Annemle babam sesimi duyup geldiler. Onlar gelene kadar kolunu çıkarmıştı zaten. Koluna baktık, hiçbir iz yoktu ve yaptığı şeyi hatırlamıyordu. Annemle babam kızdılar. Niye yaptın bunu dediler. Ben bir şey yapmadım dedi. İki dakika öncesine dair hiçbir şeyi hatırlamıyordu ve alev alev yanan o sobadan hiçbir zarar görmemişti. Eminim ki o benim kardeşim değildi. O an onu yönlendiren, onun içine giren başka bir varlıktı. Bunun gibi o kadar çok olay yaşadım ki. Mesela geceleri odamda ışık saçan bir şey görüyordum. Bir gölge ama ışık saçıyor. Gözünüzü alacak kadar hem de. Onu fark ettiğimde büyümeye başlardı. Kocaman olup yatağa doğru gelirdi. Ve etrafımı, her yerimi sardığını hissederdim. Sonra kaybolurdu. Bunlar evimize döndüğümüzde olmuyordu. Sadece köydeyken yaşanıyordu. Artık köye gitmek istemiyordum. Yalvarıyordum aileme beni götürmeyin siz gidin diye. Ama onlar da bunun psikolojik olduğunu düşünüyordu. Beni zorla da olsa götürüyorlardı. Yine o yarı yıl tatilinde olan bir olayı anlatayım. Geceydi, uyumaya başlamıştım. Sonra kapının çaldığını duydum. O kadar uykuluydum ki hiçbir şey düşünmeden kapıyı açmaya gittim. Bu saatte kimdir, nedir, bir annemi babamı uyandırayım demedim. Gidip kapıyı açtım. Kapıda hiç tanımadığım bir adam vardı. Önce bana baktı. Ben de konuşmasını bekleyerek ona baktım. Sonra baktım konuşmayacak, anlamsızca bakıyor. Niye geldiniz dedim. Kimsiniz bile demedim. Niye geldiniz diye sordum. Çok ürkütücü bir ses tonuyla seni uyandırmak için geldim dedi. Ve bir anda kayboldu. Ben adamın nereye gittiğini anlamaya çalışırken omzuma dokunan bir elle irkildim. Arkamı döndüğümde babamdı gelen. Hayırdır oğlum bu saatte? Niye açtın kapıyı? Ev buz gibi oldu dedi. Baba birisi gelmişti dedim. Bu saatte kim gelir? Yat uyu hadi kimse yoktur dedi. Odama geçtim. Bir türlü uyuyamıyordum. Hava buz gibi olmasına rağmen terlemeye başlamıştım. Kardeşim uyandı sonra. Abi bir bardak su verir misin çok susadım dedi. Odadan çıkmaya cesaretim yoktu. Çok korktuğum için bir anda kardeşime patladım. Git sen al kocaman oldun. Benden mi istiyorsun suyunu dedim. Halbuki tüm tepkim kendi korkumaydı. Zavallı kardeşim de kaldı öyle. Sabah annemle babamla çok ciddi bir şekilde konuştum. Bu anlattıklarım şaka değil dedim, hayal de değil. Dün akşam eve gelen biri vardı. Beni uyandırmak için geldiğini söyledi. Bu evde cinler yaşıyor, ben eminim dedim. Çok ciddi bir şekilde anlatınca durumu onlar da ancak vehameti anladılar. Tamam dedi babam, evimize döndüğümüzde bir hoca bakalım. Senin durumun neymiş öğrenelim dedi. Tek benim durumum değil ki baba. Kardeşim de kabus görüyor. O da bir sürü şey yaşıyor. Onu da gösterelim dedim. Gerçekten de öyleydi. En az benim kadar etkileniyordu çocuk. Şimdiden böyle şeyler yaşaması ileride onun psikolojisi bozuk bir insan olmasına neden olacaktı. Döndüğümüzde bir hoca buldu babam. Onun yanına gittik hep birlikte. O evde yıllardır cinler yaşıyormuş. Babaanneme ya da büyük babama bir zararları olmamış. Onlarla birlikte yaşamışlar. Tabi onların haberi yokmuş bundan. Onlar öldükten sonra da evi tamamen kendilerinin saymışlar. Başka birinin gelmesini, kalmasını istememişler. Bu yüzden de bize musallat olmuşlar. Hoca şöyle dedi. Bu kabile o kadar güçlü bir kabile ki o ev yıkılmadan onlar orayı terk etmez. Sadece ben değil onları göndermeye kimsenin gücü yetmez dedi. Babaannemle büyük babamın vasiyeti olduğu için evi yıktırmadık ama orada kalmayı da bıraktık. Köye yolumuz düşerse birkaç saatliğine girip içini temizleyip geri çıkıyoruz. Ne de olsa emanet o ev bize. Biz cinlerle olan savaşımızı kaybettik. Evi onlara bıraktık. İleride bu durum çözülür mü bilmiyorum. Tek bildiğim bir daha o eve girmek istemediğim. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.